Böbrekleri fazla zorlayamazsınız, zarar verir. Karaciğeri zorlayamazsınız, zarar verir. Yani bir formül geliştirirken bazı insanlar, aa ben bunu buldum. Buldun ama onun ileride ne gibi yan tesirleri olabilir? Onu düşündün mü? Düşünmedin. Ben buldum. İyi buldum. Vatandaşa hemen sat, hemen alsın, kullansın. Ama ileride ne gibi yan etkiler olacak? Onu düşündün mü? Düşünmedin. Yani bu işe tamamen hakim olmayan insanlar, şifalı bitkileri tamamen tanımayan, bilmeyen, bitkilerin özelliklerini, bütün ayrıntılarını bilmeyen insanların formül geliştirmesi, kasaba ameliyat etmesi için doktor gibi yetki vermek gibi. Hı hı. Hadi ameliyat yap. Göz ameliyatı yap. Kasaba diyorsun ki hadi göz ameliyatı yap veya kalp ameliyatı yap. Yani konuda uzman olmayan kişi kalkar da derse ki beşi bir arada, dokuzlu çay vesaire vesaire. Hepsi tehlikeli olabilir. Çünkü neleri tetikleyeceğini bilmiyorlar. Bilmeden formül geliştiriyorlar. Biz bununla ilgili bir formül geliştirdik. Zayıflama çayı. Zayıflama çayı. Hı hı. Evet, 13'lü formül. Funda çok meşhurdur. Zayıflar vücudu temizleyici, arıtıcı birçok fonksiyonları var. 80 gram funda. 80 gram. 60 gram yeşil çay. Aromatik tat verir. Zayıflatıcı değil, aromatik. Yani tat vermesi, hoş gelmesi için. Mate, iştah azaltıcı. 60 gram. Yeşil çay 60 gram, mate 60 gram, bilya kekik 50 gram, çoban çökerten 50 gram, sinirlot 40, biberiye 40, barut ağacı kabuğu 40, cinnema bu Hindistan'dan gelen bir bitki sarmaşık. Hintliler buna kurmarda denir. Bundan 40 gram, maydanoz 40, altın başak otu 40, altınbaşak, maydanoz, mısır püskülü, kiraz sapı bunlar diüretik. Yani zaten idrar zayıflatıcı söktürücü etkileri de var onların, maydanozun özellikle. Evet. Şimdi piyasada dolaşan formül eksik. Biz bunu tamamladık. 13 bitki 13 oldu. 9 değil. 9 yani çözülen, kanda çözülen toksik maddeyi vücudun atması gerekir. Bu nedenle altınbaşak otu, maydanoz, mısır püskülü, kiraz sapı olmadan olmaz. Şimdi aktarlarda vatandaş koşuşturuyor. O 19'lu 9'lu çay, zayıflama çayı. Çoban çökerten damarların iç yüzeyindeki plakları çözer. Kekik plakları çözer. Peki barut ağacı aynı şekilde biberiye plakları çözer. Peki böbrekleri zorlarsa ne olacak? Zarar verebilir. Böbreklerin fonksiyonunu artırmak gerekir. Bu nedenle 9'lu değil 13'lü çay harmanı. Siz şimdi bahsediyorsunuz ama İbrahim Bey, şimdi sevgili izleyenlerimiz belki merak ediyor olabilirlerdir. 13 bitkiden oluşan bu formülün herhangi bir yan etkisi olabilir mi? İşte yan etkisini giderici 4 bitki ilave ettik biz buna. Biz şimdi akıllarda öyle herhangi bir soru kalmasın diye tekrar bir soralım, cevabını sizden alalım istedik. Yan etkisi olmasın diye. Çünkü mevcut olan internette, sitelerde dolaşan 9'lu mahsurlu olabilir. Bunun herhangi bir yan etkisi yok. Yani bu yan etkiyi gidermek için biz böyle bir çalışma yaptık. Vatandaş formül sunmuş ama eksik ve böbreklere zarar verir, karaciğere zarar verebilir. Bu şuna benzer. Sağanak şeklinde yağmur yağdı, her taraf sel götürüyor. Çamur. Kanallar tıkanırsa ne olur? Bitti. Hı hı. Her taraf sel götürür. Felaket olur. Peki sevgili izleyenlerimiz bu karışımı kendileri yapmak isterse, çünkü çok zor olacağını söyleyebiliriz. Çünkü siz diyorsunuz ki bir kekiğin bile 300 çeşidi var. Yani etkili olan başka çeşitleri var. Dolayısıyla işi bilen birine bırakmak gerekiyor bunu. Uzmanına bırakmak şöyle gerekiyor. Şöyle mesela altınbaşak otu istese aktardan, aktar onu altın otu verebilir. Çünkü bilmiyor çoğu altınbaşak otunu. Hı hı. Yani burada cinnema dediğimiz bitki zaten diğer adı gurmar, Hindistan'dan geliyor. Yani biraz tabii ki problem olabilir ama güvenilir aktarlarda bulunabilir. Her yerde değil. Yani biraz araştırmak gerekir. Çünkü çeşitleri çok fazla diyorsunuz. Hatta evet, biz kekik diye neler alıyormuşuz yani. Tabii tabii. Bilya kekiği. Bilya kekiği aslında güve otu türü. Hakik kekik değil. Bilya kekiği ismi öyle. Güve otu. Origanum. Güve otu. Hakiki kekik Thymus vulgaris. Latincesi bile farklı. Evet. Diğer zayıflatıcı ise
Böyle çok özel maydanozlu, çok özel bir karışım Gökçek diyet. Bu özel bir formül. Birleşimde altın başak otu, kiraz sapı, mısır püskülü, efendim 19 çeşit bitki var. Zencefil, sinirli ot, karanfil, zeytin yaprağı. Yani hem vücuttaki yağları çözücü, temizleyici, arıtıcı, hem de yani diüretik, yani böbreklerin fonksiyonunu artırıcı. Karaciğer yorulmasın diye karaciğerin fonksiyonlarını artırıcı. Yani karaciğerin de fonksiyonunu artırmak gerekir. Karaciğerde de bir yoğunlaşma olmaması gerekir. Ne böbreklerde ne de karaciğerde yoğunluk olmaması gerekir. Temizlenmesi gerekir. Bu nedenle bu iki organın fonksiyonlarını artırıcı, çok özel kullanan vatandaşlar çok çok memnun. Mesela Bursa'dan bir hanımefendi 6 haftada 15 kilo. 15 kilo verdi. 6 haftada 15 kilo. Evet, 6 haftada 15 kilo. Bir beyefendi bize geldi de tansiyonu, kolesterol vesaire bir sürü problemi var. Biz ona iksir, aloe vera jel, tansiyon, kolesterol için özel bir formül verdik. Aa, ben onu 6 hafta sonra bankaya girerken karşılaştık. 114 kilo gelen şahıs 88 kiloya düşmüş. Dedim ne oldu? Ne oldu? Ne yapıyorsun? Dedi ki sizin ürünleri kullanıyoruz. Allah Allah. Formülleri bu kadar zayıfladın. Yani. 28 kilo. 6 haftada. 28 kilo. Bayağı kilo vermiş. Evet. Ama şimdi şöyle. Hem diyet yapıyor kişi hem de abur cubur yiyorsa, akşamlar ağır yemekler yiyorsa, hamurlu çok yiyorsa bir anlamı yok. Yani mide saat 3'te çalışmaya başlar. Gece. Evet. Midenin fonksiyonu, çalışma temposu saat 7'ye doğru en yüksek seviyeye ulaşır. Bu nedenle sabah yine yapılan kahvaltı ağır olabilir, problem değil. Mide onu hazmeder. Bağırsaklar mideyi 4 saat aralıklarla takip eder. Yani mide bağırsaklar da saat 7 gibi çalışmaya başlar. Tempolu çalışmaya. Çalışma diyorsam. Ve mide nasıl ki saat 7'ye doğru yüksek tempoyla çalışıyorsa, bağırsaklar da saat 11'e doğru yüksek tempoyla çalışmaya başlar. Temposunu artırır. Mide akşama doğru çok çok minimum seviyede çalışır. Bağırsaklar bunu 4 saat aralıklarla takip eder. Yani 6'dan sonra ağır bir yemek yememek gerekir. Yememek gerekiyor. Yenilen yemekleri sindir. Akşam 6'dan sonra çok ağır yiyecekler tüketmemek gerekiyor. Hafif yiyecekler, belki meyveler tüketmek gerekiyor diyebiliriz. Meyve, tatlı meyveler dahi az yenebilir. Az fazla yiyecek. Tatlı meyve aynı şekilde şekere dönüşür. Tatlı meyve de kavundu, karpuzdu, kirazdı, üzümdü. Çok az yenebilir. Onlar nasıl olsa meyve diye çok tüketmemek lazım. Kokuşur, yani kokuşma sebep olur. Şekere dönüşür. Kilo yapar. Meyve kilo yapar. Meyve kilo yapar. Salata problem değil. Salata yiyebilir kişi. Fakat salata bağırsaklarda mide de çok kısa kalır. Transit geçtiği için ne yapmak gerekir? Salata yerken kişi mutlaka limon suyu, sirke ve zeytinyağı katması gerekir. Limon suyu, sirke ve zeytinyağı salataya katıldığında yarım saat midede kalan salata 4 saat kalır. 1 saat, 2 saat bağırsaklarda kalan salata 6-7 saat kalır. Kişi neden doymuşluk hissi uyanmıyor salata yediğinde? Çünkü tez gelip geçiyor, aşağı doğru iniyor hemen. Tez geçiyor. Et yediği zaman kişi bayağı doymuşluk, tokluk hissediyor. Tokluk hissediyor. Veyahut da hamurlu yiyecekler yediği zaman tokluk hissediyor. Şimdi normal olarak dilin üzerinde tat alma bölümleri var. Acı, tatlı, ekşi vesaire. Bir de yağ alma, yağ tadı alma bölümü var. Bu zeytinyağını sürekli kişi kullanırsa salatalara vesaire 40 gün kullandıktan sonra aktif hale gelir. 40 bu sinir hücreleri, evet. Aksi takdirde o lezzeti, o tadı, zeytinyağını tadını alamaz. Alışmaz, alışması gerekir. 40 gün sürekli zeytinyağı yiyen kişi salatalarda veya çeşitli yöntemlerle o lezzeti aldığı zaman zeytinyağını bırakamaz. O tat, o lezzeti bırakamaz. Zaten zeytinyağının her şeye faydası var. Onu da zaten buradan söyleyebiliriz. Yani arada çok bir, faydalı. Arada bir, yenirse bir anlamı yok. Düzenli zeytinyağı tüketmek özellikle gerekiyor. En az 40 gün
Ondan sonra arada bir yine bir şey yapabilir, bırakabilir. Düzenli kullanırsa bağırsaklar da salata uzun süre kadar kişiye doymuşluk hissi verir. Ha, doymuşluk hissi çok önemli. Eğer ki kişide doymuşluk hissi olmasa ne olur? Saldırır. Onu yer, bunu yer, şunu yer. Sürekli açlık hissi, açlık hissi. Açlığını bastırmak için abur cubur şunu yer, bunu yer. Sürekli bu da kilo almasına sebep olur. Doymuşluk hissinin uyanması için çok yavaş yemek de çok önemlidir. Maalesef çok hızlı yemek yiyoruz. Yemiş olduğumuz hızlı yemeklerden dolayı mide beyne sinyal göndermiyor. Yani uyarmıyor, yeter artık demiyor. Ne kadar bir süreden bahsediyoruz peki? Ne kadarlık bir sürede yemek yemek gerekiyor? Normal olarak her lokma 30 defa çiğnemek gerekir. 30? Yani sıvı haline döndükten sonra eğer ki kişi yavaş yemek yerse, çok çiğnerse dilciğin etrafında bir kas gelişir. Kas. Bu kas mideye yemiş olduğumuz besinin akışını engeller. Kapı gibi. Bir kilit gibi, bir anahtar gibi. Dilciğin etrafında bir kas oluşur. Var. Zaten var da. Kişi hızlı yemek yiyorsa bu kas gevşektir. Kişi çiğnemeden hemen yutabilir. Diri diri. Fakat alışırsa kişi 40 gün, burada da 40 gün çok çiğnerse ne olur? Kas yavaş yavaş oluşur, sertleşir ve sıvı hale dönmeden göndermez. 40 gün sonra. Yani, fakat 40 gün devam etmek gerekir. Biraz sabırlı çok olmak çiğnemek, gerekecek. Çok çiğnemek çok önemli. Amerikan asıllı Fletcher isimli çok zengin bir vatandaş. Romatizmaya yakalanmış. Sonra ilaç kullana kullana karaciğerine zarar vermiş. Tansiyon, kolesterol vesaire vesaire. Sürekli hasta, sürekli hasta. Artık yürüyemez hale gelmiş. Tekerlekli sandalyeye mahkum. Ailesi usanmış artık. Bütün parasını, servetini kaybediyor. Bırakmış karısı da. Adam kalmış sokakta. Gitmiş kiliseye. Kilisede bir tabak çorba, bir kase çorba için. Kilisenin papazı demiş ki ya ben seni tanıyorum. Sen bu hallere düşecek adam değildin. Çok zengindin. Ne oldu sana? Ya sorma, ilaç kullana kullana demiş. Perişan oldum. Hı hı. O ilaç, bu ilaç, şu ilaç. İşte böyle hale geldim. Ekmek bulamadım. Demiş ki ben sana bir şey söyleyeceğim. Hem çok ucuz ama çok zor. Çok ucuz, çok zor bir metot söyleyeceğim. Bunu yapabilirsen bütün kaybettiklerini kazanabilirsin. Nedir? Çok çiğneyeceksin. Her lokmayı 30 defa çiğneyeceksin. Başka hiçbir şeye gerek yok. Aa, çok kolay demiş. Söylemesi kolay ama tatbikatı zor. Yani herkes diyor, ben de söylerim, söylerim, anlatıyorum birçok kişi. Aa, yaparım diyor ama kimse yapamıyor. 30 defa çiğnemek her lokmayı imkansız. Gerçekten çok zor. Alışmak gerek. En az 40 gün devam ederse alışabilir. Bu kişi 6 ay sonra tekerlekli sandalyeyi bırakıyor. Hanımıyla barışıyor. Evine, ailesine yeniden dönüyor. Yani kişi hiç çok çiğnerse, Peygamber Efendimiz'e geliyor biri diyor ki, bütün aslında Avrupa Amerikan tıbbı İslam'a dayanır. Çünkü Hristiyanlar Endülüs'ü işgal ettiklerinde milyonlarca eser ve Osmanlı'dan milyonlarca eser Avrupalılar hep bizden öğrenmişlerdir. Biri geliyor diyor ki Peygamberimize ya Resulullah, bu şahıs çok yavaş yemek yiyor. Doğrusunu o yapıyor diyor. Peygamber Efendimiz asla günde 3 defa yemek yediği veya kahvaltı yaptığı görülmemiştir. Sabah bir bardak süt, akşam bir veya iki tane hurma. Yani 13 lokma yediği asla görülmemiştir. 13 lokmaya geç. 13 lokma ne demek? Bir dilim ekmek. Bir dilim ekmekten fazla yemek yediği gözükmemiştir. Ama biz ne yapıyoruz? Vallahi ne varsa saldırıyoruz. Almanya'ya gittiğimde, yeni gittiğimde, şimdi ben sofrayı bir donattım. Kahvaltıda domatesli, biberdi, turşusu vesaire vesaire, zeytindi. Almanlar baktılar bana, dediler ki ne yapıyorsunuz? Sizin bugün özel bir bayramınız mı vardı? Yok dedim, kahvaltı yapıyorum. Bizim her günümüz böyle. Ha, kahvaltı mı? Nasıl kahvaltı? Dedim, bunlar hepsini sen mi yiyeceksin? Evet, ben yiyeceğim. Çok tuhaf dediler. Şimdi mesela dev gibi adam 1.90, 2 metre boyunda incecik kağıt gibi bir dilim, iki dilim ekmek, arasında kağıt gibi peynir veya salam. Bu kadar. Hı hı. Yani benden büyük dev gibi adam benim yediğimin 1/4 değil. 1/5 değil. Neden? Çünkü yavaş yemek yerse kişi yemiş olduğu besinlerdeki bütün vitamin, mineral, enzim, glikoz, lifli maddeyi alıyor.
hızlı yemek yerse buradan yedi, oradan çıkıyor, hiçbir şey yaramıyor. Transit hiçbir şey yaramıyor. Hızlı yemek yemenin bir anlamı yok. Bir de bir daha çok yok. Da tüketmiş oluyoruz değil mi? Hızlı yediğimiz zaman daha çok yiyoruz. O tokluk hissi benyeye gitmediği için. Evet, yani araştırdıktan sonra biraz kendimi değiştirdim. Hı-hı. Kendini değiştirebilirse, insan kendini yenileyebilirse... Evet, biz de buna dikkat edelim özellikle. Biz Türk toplumu olarak çok yanlış besleniyoruz. Bir de Amerikan tarzı fast food, hı-hı, vitamin yok, hamburger, cheeseburger vesaire. Vitamin yok, mineral yok, enzim yok, lifli madde yok, hiçbir şey yok. Çöp. Yani onu fast food tarzı besleneceğine kişi... Daha ya, çok kilo almaya yönelik kendini, zaten. Fast food tarzı beslenen insanların hepsi obezdir. Yani Amerika'da insanların %80'i, Avrupa'da insanların %80'i obez. Türkiye'de de büyük şehirlerde artık obezite almış başını gidiyor. En büyük tehlike insan sağlığı için. Tansiyon, kolesterol, efendim karaciğer yağlaması, pankreas yağlaması. Pankreas yağlanır. Hepsini beraberinde getirecek. Şeker hastalığı, karaciğer yağlanır. Hepatit B, hepatit C'yi tetikler vesaire. Yani karaciğer yağlanırsa görevini yapamaz. Bütün hastalıkları tetikleyen yanlış beslenme. Kişi yani beslenmesini düzeltirse, şimdi bizim bu sunmuş olduğumuz formülde bu süreci hızlandırıcı. 13'lü çay, 9'lu çay mahsurludur. Böbreklere, karaciğere zarar verebilir. 5'i bir arada, bir zaman kullandığı insanlar 5 yıl önce 5'i bir arada vardı. Ne oldu? 3 ay kullandılar, yan tesirini gördüler, faydasını görmediler, bıraktılar. Bu nedenle 13'lü çay en sağlıklı, en faydalı ve hiç yan etkisi yok. Hem karaciğerin fonksiyonlarını artırıcı, temizleyici artırıcı, hem böbrekleri. Yani bu nedenle bazıları formül üretiyor. Zayıflama çayı, bilmem ne çayı vesaire vesaire. Ha, kaç yapayım derken göz çıkarıyorlar. Çünkü hangi bitkiler hangi bitkilerle ne oranda karıştırılarak kullanılır bilmeden bu işi yapıyorlar. Hiçbir temeli olmayan insanlar bu işi yaptığı için topluma, insanlara da zarar veriyorlar. Mangoda olduğu gibi, altın çilekte olduğu gibi, acı çehrede. Yani Afrika mangosu, altın çilek, acı çehre. Bundan bazıları milyoner oldu. Ama birçok insan ne oldu? Sağlığı gitti. Sağlığı gitti. Oysa bizim burada sunmuş olduğumuz maydanoz, maydanozla ilgili Almanya'da klinik araştırması var. Yüzlerce. Hiçbir yan etkisi yok. Böbreklerin fonksiyonunu artırır. Başka ne vardı içinde maydanozun? Altı başak otu var. Yine ne yapar? İdrar yollarını, yani diüretik. İdrar yolları iltihaplanmasına karşı daha etkili. Kiraz sapı var, mısır püskül var, zencefil var, zeytin yaprağı var, at kuyruğu otu. At kuyruğu otu ödem. Ödeme karşı. Bağ dokusunu güçlendirir. Vücudu arıtır, temizler. Limon suyu, sirke zaten belli bunların. Zayıflatıcı özellikleri. Efendim, zerdeçal var. Zerdeçal miyom kist nodül yağ bezi tümörü eritir. Aynı yani zamanda başka burada hem karaciğeri güçlendiriyoruz. Hem böbrekleri, artı ödem önleyici, vücudu aratıcı, temizleyici. Yani bir kombinasyon, ortada bir mükemmel bir formül var. Peki efendim, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Süremiz doldu. Biz zaten anlattıklarınızı doyamadık. Eminiz ki sevgili izleyenlerimiz de merakla izlemişlerdir. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ama en önemlisi de sağlıklı beslenme sürekli diyoruz. Sürekli popüler olan bu tür zayıflama ürünlerine dikkat etsinler. Aksi takdirde sağlıklarından olurlar. Yani çünkü zaten buna da dikkat çekelim diyoruz. Birçok insan da var. Çünkü meyve zayıflatmaz. Afrika mangosuydu. Biraz önce çilekli, söylemiştiniz zaten. Acı çehreydi. Bunların içerisinde hep kimyasal madde var. Peki, teşekkür ediyoruz efendim.